Emekliye zamda kritik zirve. Erdoğan iki bakana talimat gönderdi. Emekliye ek çalışmaları başladı. Dün ek kritik zirve gerçekleşti. Erdoğan iki bakana talimat gönderdi en düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası olarak yaklaşık 3,6 milyon kişiye ödenirken, yapılan %24-73 lüksam sonrası 1,8 milyona yakın kişinin maaşı 10 bin TL'nin altında kaldı. Bu durumun ardından yeni bir zam düzenlemesi için çalışmalar başlatıldı. AK Parti milletvekilleri, sahada karşılaştıkları tepkileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ileterek, emeklilere zam yapılması konusunda Şimşek'i ikna ettiler kritik bir zirve gerçekleştirildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin %24-73 lüksam sonrası maaşlarının durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe dengesi ve orta vadeli program (OVP) hedeflerini bozmayacak bir rakam üzerinde çalışılması talimatını iletti. Maaşların 12 ila 12500 Türk Lirası arasında artırılması üzerinde duruluyor ve bugün yapılacak son değerlendirmenin ardından düzenlemenin ya mecliste görüşülen torba yasaya ekleneceği ya da ayrı bir teklif olarak sunulacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, en düşük emekli maaşı düzenlemesini ayın 17'sine kadar tamamlamak istiyor ve teklifin en geç gelecek hafta içinde yasalaşabileceğini söylüyorlar. Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam henüz onlara yansıtılmadı, daha sonra farklar ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri 17'sinden sonra maaş alıyor, Bağkurlular ise 25 inden itibaren maaşlarını alıyor. Memurlar her ayın 15 maaşlarını alıyor. Eğer ayın 17'sine kadar bir karar alınmazsa, ek ödemelerle emeklilerin farkları ilerleyen tarihlerde hesaplarına geçecek. Bu takvimi SGK belirleyecek.